Avrupa'da yaşayan anne, baba, işveren veya şirket sahibiysen bu videoyu mutlaka izle. Çünkü senin sorumlu olduğun sadece kendin değilsin. Senin sorumlu olduğun çocukların var. İşveren sen, elemanların var. Ve onlara iyi örnek olman gerekiyor, değil mi? Çünkü onlar seni modelliyorlar. Onlar seni kopyalıyorlar. Onlara samimiyeti öğretiyorsun. Onlara dürüstlüğü öğretiyorsun. Onlar seni örnek alsın diye ne yapıyorsun? Çaba gösteriyorsun. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Bu gerçeği bir kenara alalım. Asıl konumuza gelelim. Böyle bir düşünsene. Sana en büyük yalanı kim konuşuyor? En çok seni kim kandırıyor? Bir hayal et. Tekrar tekrar kim seni kandırıyor? Bir düşünsene. Hemen ilk önce aklına başkaları gelecek, değil mi? Eşim beni kandırıyor veya eleman beni kandırıyor. Çocuğum beni kandırıyor diye aklına gelecek belki bunlar. Belki de başkaları aklına gelecek. Hemen başkasını suçlayacaksın. Çünkü bu yabancı değil. Bu normal. Niye? Çünkü bilinçaltı sisteminden dolayı. Yani bilinçaltı otomatikman başkasını suçlar. Normal. Ama samimi olalım. Gerçekten en çok seni kim kandırıyor? İyi düşün. Onu sen kendine yapıyorsun. Ama hocam olur mu öyle? Ben kendime yalan konuşmuyorum. Hiç olmuyor mu sende? Veya günlük olarak yaşamıyor musun? Karar veriyorsun. Diyorsun ki sabah 7'de ben spora gideceğim. Karar veriyorsun. Söz veriyorsun kendine. Sabah 7 oluyor. Diyorsun ya boşver yarın gidelim. Ne oldu? Kendini kandırmadın mı? Yalan konuşmadın mı? Veya sağlıklı beslenmek istiyorsun değil mi? Diyorsun ki ben çikolata, şeker yemeyeceğim. Şekere meydan okudum diyorsun. Sonra ne yapıyorsun? Kendine sadık mısın? Samimi misin? İyi düşün. Ne yapıyorsun? Yine kandırıyorsun kendini. Ve günlük olarak, ortalama olarak hesapladığın zaman günlük kendini 50 kere kandırıyorsun. Bu ortalama bir sayı. Peki en çok seni kim kandırıyormuş? Başkasını aramaya gerek yok. Peki nasıl kurtulacaksın? Kendine yalan söylemeyi ve kendini kandırmayı nasıl bırakacaksın? Onun tek yolu var arkadaşlar. Onun yolu kendini geliştirerek, kendini tanıyarak ve zihinsel çalışmalarla oluyor bu ancak. O zaman kendine gelir, o zaman kendine dürüst davranırsın, o zaman kendini kontrol edebilirsin, o zaman kendine samimi olursun ve mutlu olursun. Niye? Kendine sadık isen, kendine samimi isen, kendine yalan konuşmuyor isen o zaman mutlu olursun. Herkesin aradığı mutluluk değil mi? Peki sen kendine samimi davranmaya başlayınca, sen doğru olunca, kendi yalan konuşmayınca senin çevrende seni örnek alan çocukların da aynı olacaklar. Elemanların seni örnek alan kimler varsa, kimleri yönetiyorsan aile içerisinde veya iş hayatında, onlar da seni örnek alacaklar. Sen o zaman ne yapacaksın? İlk önce kendine olan engeli kendini ne yap? Geliştir. O zaman çocuklarını değiştirebilirsin. O zaman elemanları kontrol edebilirsin. Ondan önce hiç boşuna ömür harcama, boşuna emek harcama. Nereden başlayacağımı bilmiyorum diyorsan o zaman bu videonun altındaki linke tıklayarak bana benimle ön görüşme yapabilmek için başvuru gönder.